Herkese pazar gününden günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün günlerden görümcemin oğlunun Mevlidi, yani Ayaz'ın Mevlidi. Onun için şöyle makyajımı yaptım ama daha ruj falan yapmadım, yani o yüzden böyle bir tuhaf duruyor şu an. Ben sabah hamur yoğurdum. 2 kilo ve kabarana kadar işte dedim makyajımı hazırlayayım, zeytin çantasını vesaire hazırlayayım. O şeylerimi yaptım, duşumu aldım rahatça. Şimdi hamuruma başlayacağım sizlerle. Poğaça yapacağım. Dediğim gibi 2 kilo yoğurdum. Sanırım 4 tepsi çıkar yani. Yani kesin çıkar diye düşünüyorum. Şöyle sizi böyle koysam acaba görür müsünüz? 2 ayrı kaplarda yoğurdum. Bu arada poşet almayı unutmuşum. Şöyle şeyin poşetine sardım. Fiş rollerini. Ha evet annem, çöp at. Buraya at, buraya, orada dolu, buraya at. Aferin benim oğluma. Şimdi bakalım. İlk 1 kilosu burada, diğer kilosu da şurada. Bek dur. Bu da ikinci kilo. Hemen fırınımı açayım. Isınsın tabii ki de. Annem, şimdi poğaça yapacağım. Bakın maşallah pofuduk pofuduk. Ay şimdi en nefret ettiğim ne biliyor musunuz? Şu rulo şeyini folyoyu çıkarma. Çünkü hep yapışıyor yani. Ha? Ne oldu anneciğim? Bugün senin kuzeninin mevlidi var. Bu arada anca şimdi yapmaya vakit oldu. Yani biliyorsunuz doğalı bayağı oluyor aslında ama işte hep araya bir şeyler girdi, düğünler vesaire. O boşu derken anca şimdi oldu. Ama geç olsun, güç olmasın yani. Ne oldu annem? Hamur o hamur. Sen ne mi hamur yoğuracaksın? Dur biraz un alalım. Biraz un alalım. Sana küçük bir parça vereyim, sen de yoğur, yoksa bu beni bırakmaz arkadaşlar. Dur sana bir şeyin içine koyalım. Orada mamayı çok seviyor. Şöyle birazcık vereyim yani, yoksa beni rahat bırakmaz. Hamurumuz da çok yumuşak olmuş, baksanıza. Al annem. Ama nerede hamur yapsın? Burada mı oturacaksın? Ama burada şey olur ya. Sen git içeriye, babaannemle bunu içeride yoğur. Böyle yoğur, tamam mı? Sen yoğurmayı biliyorsun. Şöyle size de gösteremiyorum ki hamurumu. Ay şey unutuyorum, az kalsın. Aslında ojem yok, ellerim de temiz de, neyse. Şimdi başkalarına yapacağız ya, eldiven takalım. Yani başkalarına dedim işte, misafirler olacak, hani biz bize değiliz, o yüzden eldiven takalım kız. Şöyle koysam durur mu? Veya siz beni görür müsünüz? Vallahi biraz acelem var. Mevlid 2'de başlıyor ama en geç 1.30'da evden çıkmam lazım. Mesela şu an 11.30 oldu yani. O yüzden biraz acılıyorum. Görüyor musunuz? Gerçekten pofuduk pofuduk olmuş. Maşallah. Şöyle bakın. Şimdi ben bunu öncelikle bir ikiye böleyim. Hatta biraz un serpmem lazım. Bak şimdi. Şöyle normal yuvarlak peynirli poğaça yapacağım arkadaşlar. En mantıklısı öyle olacaktır. Şu şurada dursun bir. Şimdi şunları bir rulo haline getireyim. Öyle öyle keseceğim. Yani bezeler yapacağım. Böyle eşit olsun. Kim arıyor beni? Ay görümcem arıyor. Evet canlar, poğaçalarım hepsi pişti. Şöyle biraz soğumasını bekliyorum. Hepsi pofuduk pofuduk oldular. Şöyle. Tam 4 tepsi çıktı bu arada.
Şöyle bizimkiler yedi biraz. Akif'lerin zeyt. Şurada da bir tepsi var. Bir de şurada bir tepsi var. Bunu da daha demin çıkardım arkadaşlar. Şöyle. Ay daha çok sıcak ama. Şöyle boxlarım var. Bunun içine koyacağım. Ama biraz soğuması lazım. Şurada da hediyem var zaten. Öyle. Şimdi üzerimi giyindim aslında. Sadece bir blazerimi giyeceğim. Ondan sonra hazırım. Evet arkadaşlar, ben de şimdi hazırlandım. Şöyle size kombinimi göstereyim. Şöyle bir blazer ceket giydim. Altına siyah İspanyol paça. Şöyle bir de ayakkabılarımı giydim ve yeni çantamı taktım tabii ki de. Şu şekilde oldum. Böyle. Zeyd yine huysuzlanmaya başladı. Zeyd'in ceketini giydirdin mi? Aldım. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Bu arada gelen güzel yorumlar için, yani çantaya gelen veya bana işte hayırlı olsun diyenlere gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah size inşallah daha iyilerini nasip etsin. Yani güzel bakan gerçekten güzel görür. Hani aralarında gerçekten çok böyle kötü yazanlar da oldu. Yani hani tamam, hani çantayı beğenmek zorunda değil kimse ama bunu... Ne bileyim, yani ben o videoda hani mutluyum, sizinle bunu paylaşıyorum. Ama yani birkaç kişi geliyor zaten, sağ olsunlar, yani sizler beni savunmuşsunuz. Birkaç kişi geliyor resmen diyor ki arabayı bunun için mi sattın? Yani ne kadar rezillik falan filan yazanlar olmuş. Arkadaşlar Allah aşkına, yani bir arabayı bir çantayla nasıl kıyaslıyorsunuz? Akif, yani benim aklım almıyor. Şimdi şöyle bak, dün de bu konuyu konuştuk arkadaşlarımızla. Yani bizim, yani genelde konuşuyorum. Kimse kimseye bir şey gönderiyorlar. Yani böyle kim ne yaparsa hep çok görüyorlar, yani öyle diyelim. Yani gözüne batıyor. Aynen, ben bir şey yapınca, bir şey alınca. Çok yanlış bir düşünce. Bak, ve ilk çantam, ilk zaman, hevesim. Bak aynı günde çanta aldığımız gün, yani gerçekten şu tek lafımız şuydu herkes. Herkes Allah daha iyisini nasip etsin. Bir de arabayı söylesene Allah aşkına, bir araba için bunu, yani bir çanta için satılır yani mı? Bizim başka için, planlarımız, başka hedeflerimiz var. Çok büyük hedeflerimiz, onları da size. Ama sizinle şu an paylaşamıyoruz ve hani zamanı gelince aynen, tabii ki de. Ama şunu bilin ki yani bir, yani bunun hesabını da vermek zorunda değiliz. Evet tabii ki de değilim ama garip geliyor. Sizi izlediğiniz için, çünkü biz size ailemizi, açmışız, şeyimizi, günümüzü, her şeyimizi gösteriyoruz. Bunu da söylemek fayda var. Yani bir çanta içinde arabayı satacak değilim. Güzel hedeflerimiz var bizim. Evet. Allah'ın izniyle. Bir de senden yani, bir kuruş bile almadım. Bazıları da yazmış ya, işte kocan koca parası, ne bileyim ne alaka. Ben çalıştım, ben aldım. İnanın ki yani sadece ben çalışmış olsaydık gerçekten bu hayat şöyle olmazdı. Bu şekilde olmazdı. İkimiz de çalışıyoruz çok şükür. Gerçekten emek vererek yaptık. Yani gerçekten kolay bir şey değil. Siz olun, kimseye bir şey aldığını çok görmeyin. Allah gerçekten yani Allah, sizlerle nasip evet etsin. Yani demek istedim ki emeğinizle çalışın, sizin de olsun. Ama bu laflarla biz de gelmeyin. Şimdi gerçekten biz gerçekten taklamaya çalışıyoruz ama çok yorum olduğu için yani üzüyorsunuz, yani gerek yok. Aslında bunu açık yapmamıza gerek de yok. Yani, evet ama yine de söylemek istedim. Tabii. Hani o kadar çok güzel takipçilerimiz, yani o kadar kalbi temiz insanlar da var ki bizi takip aynen, eden. Yani, hani Allah size bin katını versin tabii inşallah. Ki, gerçekten tabii, duamdasınız. Ben birisi yani, bir şey alsın gerçekten sevinirim. Niye derim ki okey bu hakikaten çalışmış. Evet. Anladın mı? Aynen. Herkes öyle. Şimdi aynen, gerçekten çalışma. Bazı gerçekten çoğu yorum atan da gerçekten hayatta hiçbir şey beceremeyenler. Ve bazıları böyle çok görevli. Yani onun için dediğim aynen gibi. Aynen. Neyse arkadaşlar. Sağ olsun. Canlı geç sağ kalıyoruz. Önemli olan o. Aynen. Olsun. Sağ olsun. Evet. Şimdi. Hadi. Mevlid'de de zaten çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Şöyle boxlarım vardı. Koydum. Vallahi tam kurumadı, artık yapacak bir şey yok. Çünkü geç kalıyoruz. Zeyd'imi de bir gösterseydin. Gösterin bakalım. Oğlum. Hayır. Hayır. Evet. Arasa gidiyoruz. Kameraya gül, kameraya gül. Çirkine bak, çirkine. Çirkin. Hadi bakalım. Gelmeye hazırız. Biz hazırız. Evet, biz şimdi Gülüş bacımla geldik arkadaşlar. Semanur da yoldaymış. Yani her an inebilir ama aşağıda bekleyeceğiz. Zaten Zeyd'in doğum günü olduğu yerde olacak Mevlid ve bize çok yakın. O yüzden aslında erkekler dedi hani arabayla bırakalım diye de gerek yoktu değil mi? Zaten çünkü burada hep zaten şey, aynen. Bir de araba tam giremiyor ya aşağı. Biraz sıkıntı. Öyle. Poğaçalarda baya baya terledi vallahi, ne yalan söyleyeyim. Ama yapacak bir şey yok. Evet baya büyük. Gidelim bakalım. Mevlid'e.
Evet. Şu an geldik. Sevanur ve Melike de geliyor. Aa, biri geldi. Gel bak. Bak kim geldi? Melike. Zeyd, Esar geldi. Buradan geldi, buradan. Hello. Hello guys. Aha, Aras da burada. Berat da burada. Enzo. Zeyd ne yapıyorsun çocuğum? Ne yapıyorsun bacım? Oo, yıkıyorsun bebeğim. Şükürler. Kız ne yapıyorsun? Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? Melaika. Allah'ım abi bebeğim. Şuna bak. Bir dur ya, Aras ne yapacak? Hadi. Şımarıkla. Çok komik. Gidelim sende. Hadi in. Bir de şeyini verin. Evet. Selam cümleti. Yavaş yavaş misafirler geliyor. Değil mi? Dekorasyonu da göstereceğim. Baya güzel yapmış. Dekorasyonu bu arada şey yaptı. Benim doğum günümde gelen şey kişi yaptı. Ve bayıldım gerçekten. O kadar güzel yapmış ki. Size ismini yazarım şu an. Yanlış bir şey söylemeyeyim de SN Design olması lazım. Hediyelikler de çok tatlı. Şöyle Mevlid menüsü, ıspanaklı börek var, sarma, ıslak kek, kısır, makarna salatası, poğaçalar, sonra şurada şerbetler var değil mi? Şöyle çok güzel görünüyor şey. Böyle. Bu arada misafirler de gelmeye başladı. Şöyle göstereyim size. Mevlid annesini de göstereyim. Öyle arkadaşlar. Aa, burada daha var fırçam. Yavaş Aras, yavaş. Şu vageli kim getirdi bu, by the way? Ha, okay. Bu arada Zeyd bana daha demin çiçek getirdi. Keşke telefonum yanımda olsaydı çekseydim. Ay, komşum her yer kim? Ne otururlar? Valla çocuk bu olanlar yani. Hele ki ben. Zeyd beni bırakmıyor sağ olsun. Zeyd! Ne yapıyorsun? Üstü kirletme. Zeyd! Ocağa bir tane dövdü. Acı komik. Ensar'a bak. Ensar da kuzenin şişesini almış. Aman! Bu da şey neydi aldı? Ha, bu iyi bu. Güneş güzellere vururmuş. İkinci güneşi güzele vururmuş, evet. Aynen. Çiçeğinin güzelliği. Zeyd amcasıyla yine nereye gitmiş. Berat'ı çok seviyor, o yüzden Allah'tan ondan duruyor. O da bakıyor, o şey yapıyor. Aynen, aynen. Sen de... Emin abla! Dur kız! Sağlıyor. Kendime de bakayım. Ay çok sırıtmışım. Kimin telefonu? Kimin telefonu? Bu arada Akifler de geldi. Zeyd'i babasına verdim çünkü yani. Durmuyordu. Ne yapıyor? Emziğini versene, belki atar. Yatmıyor değil mi? Vallahi arkadaşlar şu gördüğünüz siteleri tüm dolandım bebek arabasıyla ama yapmadı Zeyd Mevza. Ne yazdık ki. Burada böyle. Sayasımız. Ay. Slay. Slay. Pasta. Hadi o yiyemezsin, sen versin keşke. Hadi kimden bu? Oturun beraber. Bunu Aras aldı. Ha, Aras. Aras almış.
Valla dünya büyük ama. Dünya küçük ama. Beri de diye verinizi. Herkes hediyesini versin sıra sıra. Ver ona. Ver. Evet, bir çeyrek daha geldi. Nasıl? Ana, sanki. Biraz zeydinmiş. Birini Zeyda aldım, birini de aldım, Arasa. Mesela ben çekiyorum kardeşim. Aç, eve gittin daha. Bu Zeyda. Akif. Bu ne? Elbise galiba. Ben etsin. Aç hadi, aç. Bu benim. Bu ne? Bu da kocuğuna benden elbiseler kıyafetler. Hani onlar gelen elbiseler açıyorlar. O kağıtları yapar. Evet, oyuncakları açtılar. Orada paşam var. Olur ne? Ne çok güzelmiş. Ha tam yazlık zeytin. Pastasını istiyor çocuk. Ver kirlenmesin. Teyzesinden bir çeyrek. Şurada teyzesi. Fatma şunu al. Ben de çıkartacağım da ben. O da ayarlı. Benim poşetim neredeyse. Çantamda. O kağıtları yerden toplayın bakayım. Benimki mi? Ver atayım onu. Ben takacağım da. Dayısını duyunca heyecanlandı. Kız babaya zor oluyor. Evet. Ana o kimdir? Ayaz mı yazıyor? Çok tatlı. Kalkın kalkın. Aynen. Gidin hediyelerinizi verin. Evet arkadaşlar, Mevlid sonrası şöyle bir şeyler içmeye geldik. Şöyle ekibi göstereyim. Şöyle. Öyle. Ben tatlı söylemedim ya. Ben yok ya. Akif sen de yerim deseydi belki. O yer ya, sana bakma. Respekt, Amerikalı. Ich weiß nicht, das ist so, wow.
Kameralar o bekle duran. Sakın yaşayasın. Sen de. Ben ne? Ne diyor? Bak benim parfüm bacım bugün seni en toş ne diyeceğim? Çantasıyla zengin parfüm. Evet. Bir tutan bacım görmesin ama yani sus ya durmaz bunu tane senden önce aldım. Yani artık tabii ki de tek sem hoş bacım ama bunu tane zaman aldım o yüzden. Senin için yeni değil. Artık çoban takılmıyoruz. No go. No go. No no no. Bu burada mı Çoğan? Şaka kapıya Çoğan parfümü aldım. Seviyorum bu ya. Seviyorum. Vallahi normalde hep Çoğan da bu da aldım yazık yani. Sıkmazsam araya geçecek. Öyle. Şöyle siparişlerimiz gelmeye başladı. Böyle bir limonata aldım ve tadına bayıldım. Şöyle kızlarda kokteyl makarası. Nerede burada? Evet ben şöyle apple şurada aldım da. Bu arada zeytin atıyor arkadaşlar. Bu arada sos soğuk mu sıcak olması lazım değil mi? Fatih Saçpı'ya gidiyor. Saçpı'dan kent normal. Kim? Ama bu şimdi saat diyor. Sen bir saat değil.